Herkese merhabalar sevgili dostlar. İlişkiler konusunda iki tane soruyu çok fazla alıyorum. Bunlardan bir tanesi ayrılık sonrası geri döner mi sorusu. Diğeri de aman hocam çok özel bir kızla ya da çok özel bir çocukla tanıştım. Aklımdan hiç çıkmak istemiyorum. Ne yapmalıyım da aklımda kalmalıyım sorusu. İkisinin de cevabı için aynı yerlere bakıyoruz aslında. Sona ermiş ilişkinin de yeni başlayan ilişkinin de cevabı aslında aynı. Anı biriktirme olayı. Kaliteli zaman geçirme olayı. Çünkü ne kadar çok anı biriktirdiyseniz ayrılık süresi o kadar kısa olur. Ne kadar çok anı biriktirirseniz o kadar aklından çıkmamış olursunuz. Peki nasıl anı biriktirilir? Nasıl akılda kalıcılık artar? Sevdiğin kişinin seni daha çok hatırlamasını nasıl sağlarsın? İşte bugünkü konumuz da bu. Kaliteli zaman geçirmenin, akılda kalıcılığı arttırmanın yollarını anlatacağım madde madde. Anı biriktirmekten kastımız her anınızı resmedin, videolar çekin, baktıkça sizi hatırlasın değil. Ya da sık sık görüşün, devamlı beraber vakit geçirin, böylelikle alışkanlığı olsun hiç değil. Yalnızken bile düşünüldüğünde tebessüm ettirecek şeyleri biriktirmek amaç. Hadi hemen başlayalım. Nasıl oluyormuş bu anı biriktirmek? 1. Dışarı çıkın. Sevgili dostlar, ilişkilerde baş başa zamanlar çok önemlidir. Kabul. Ama yeterli değil. Bana çok fazla bu konu hakkında yorumlar yapılıyor mesela. Hocam pandemi döneminde aylarca evden çıkmadık. Süper eğlendik. Ya hocam biz yataktan çıkmıyoruz. Çok ateşli geceler yaşıyoruz. Tamam, süper iyi yapıyorsunuz. Ama eksik yapıyorsunuz. Sadece evde, kapalı alanlarda, baş başa zamanlarda anı biriktirmek yeterli değildir. Bakın, mümkündür. Beraber yemek yaparsın, film izlersin. Bunlar da dahildir. Ama bir şeyler eksiktir. O yüzden ben özellikle söylerim. Dışarı çıkın, sosyalleşin, yağmurda ıslanın, karda kar topu oynayın, ne bileyim kafanıza kuş pislesin, bir köpek sizi kovalasın, trafikte stres yaşayın. Şimdi böyle detaylandırınca çok itici geldi, kabul. Ama kastettiğimiz doğal çevre uyarıcılarını hayatınıza dahil edin. Çünkü çok daha etkili olacaktır. Bakın şöyle bir şey başınıza gelmiştir muhakkak. Falanca tarihinde nasıl kar yağdı, saatlerce eve gidememiştik. İşte hatırlar mısın konser çıkışı nasıl sağanak başlamıştı? Saçağın altına 20 dakika dinmesini beklemiştik. Ne güzeldi. Eminim o zamanlar çok da güzel gelmemiştir bu anı. Ama zaman geçtikten sonra güzelleşivermiş. Keyifli anlar olarak yerini almış. Ben çok örneğini veririm. Ya bankta oturup simit yemiştik hatırlar mısın? Sokakta midye yemiştik. Çimenlerde oturup çay içmiştik. Yıldızları seyretmiştik. Bunlar bir süre sonra tebessüm ettiren anılar haline gelir. Ve şu çok önemlidir. Tekrarı olmaz çoğunun. O an çok efsane hissettirir. İşte dostlar, akılda kalıcılığı arttırmak adına dış etkenleri hayatınıza dahil edin. Dışarı çıkın ve sosyalleşin. Havayı içinize çekin. Sosyallik hem iyi hissettirir hem de anı biriktirmesine yardımcı olur. 2. Doğru ve kaliteli iletişim. Anı biriktirmekten önemli bir şey varsa dostlar, o da kötü anıların önüne geçmektir. Bunun da ilk adımı iletişimli olur. Yaptığım görüşmelerin geneline baktığım zaman çiftlerin şu açıklamayı yaptığını gözlemliyorum. Baş başayken hiçbir sorunumuz yoktu ama ayrıyken birbirimizi yiyorduk. Ben bu cümleden şu denklemi kurarım. Telefon görüşmesi, sanal ortam, yazışma gibi iletişimlerin kalitesi ilişkinin ömrünü ya kısaltıyor ya da uzatıyor. Buradan yola çıkarak şu yorumu yaparsak yanlış olmaz sanırım. Doğru, saygılı, kaliteli iletişimlerde anı biriktirmeye dahil. Eğer ki bu kriterlerde iletişim kurarsanız hem huzursuzluk yaratmamış olursunuz hem de olumsuz iletişimler akılda kalıp ilişkinizin sağlığını bozmaz. Şimdi alt tarafı bir telefon gerginliği. WhatsApp'ta yazışırken küçük bir trip. Sosyal medya üzerinden kurulan iletişimlerde görüldü yapılması. Zaten şu görüldü olayı ilişkilerin katili bence. Bilmiyorum bana katılıyor musunuz bu konuda? Neyse bunlar ilişkiye ne gibi zararlar verebilir ki? Ya da onlar her ilişkide olur hocam diyenler olacaktır sevgili dostlar. Bunlar birikme sebebidir. Güzel anı biriktireyim derken sorun biriktirmektir. Sonra da şöyle patlamalar yaşanıyor. Güzel güzel konuştuğumuz zaman yok Gürkan. Bir kere de şu yazışmalarımız kavgayla bitmesin yahu. Son dönemlerde sosyal medya bizim küsme sebebimizdi. Daha da kötüsü bu tarz kötü iletişimler soğumaya ve hani şu yüz yüzeyken gayet iyiyiz yapısına da etki etmeye başlıyor. O yüzden dostlar akılda kalıcılığı güzel iletişimlerle, tatlı sohbetlerle yapmayı öneriyorum. İlla saatlerce konuşulmasına, dakika başı konum bildirilmesine gerek yok. Yerinde, zamanında ve kararında iletişim anı biriktirmenin ve akılda kalmanın en şahane yöntemidir. 3. Ayrı zamanlarda akılda kalıcılığı arttırma. Bir ilişkide çiftler anıyı nasıl biriktirir? Görüşerek, sosyalleşerek dedik. Güzel ve kaliteli iletişimlerle dedik. Bir de ayrıyken yani birlikte olunmadığı zamanda akılda kalma var. Ayrıyken de anı biriktirme yani. Nasıl olacak peki bu? Burada ise paylaşımlar giriyor devreye. Film önerisi yapmak gibi.
kitap önerisinde bulunmak gibi. Bu önerileri okuduktan sonra, izledikten sonra ne düşündüğünü, nasıl bulduğunu konuşmak gibi. Bir diziye beraber başlamak mesela. Bir puzzle hediye edip sen yokken seninle ilgili bir şey yapıyor olması gibi mesela. Hediye konusunu birazdan daha detaylı anlatacağım zaten. Ama bir şekilde ayrı olunan zamanlarda da akılda kalmayı es geçmemek gerekiyor. Bu hem anı biriktirmek adına hem de kaliteli paylaşımlar adına önemli ve çok akla gelmeyen bir detaydır dostlar. Kişisel görüşüm, bir çift olarak bir şeyler hakkında konuşulabiliyorsa, karşılıklı kritik yapılabiliyorsa o ilişki uzun ömürlüdür. Bir de tabii Allah göstermesin ama ayrıldıktan sonra ilk bu tarz anılar gelir akla. Çünkü o filmde çalan şarkı çıkar bir yerlerde. O kitapta yer alan söz düşer önüne. İşte o zaman akılda kalıcılığın en alası yaşanmış olur. Devam edelim. 4. Sürprizler. Akılda kalıcılığın en önemli adımı sürprizlerdir. Sürpriz yapma konusu biraz riskli bir konu olduğu için burada iddialı şeyleri kastetmiyorum. Gecenin bir körü yataktan uyandırıp sürpriz ben geldim dersen ya başlayacağım sürprizine diye tepki alabilirsin çünkü. Ya da önemli bir görüşme esnasında görüntülü arayıp Tarzan'ım Jane'in geldi bak kostümüme diye şekerlik yaparken ilişkini sakatlayabilirsin. Ya da kişinin konumunu. Ben daha ayağı yere basan masum sürprizleri kastediyorum. Zaten böyle yanlış bir algı var. Sürpriz deyince hemen bir tek taş yüzük, böyle güzel bir saat falan hediyesi düşünülür. Aslında yanlış. Bu tarz büyük hediyeler karşı tarafı gerginliğe bile itebilir. Baskı altındaymış gibi hissetmesine sebep olabilir. Oysa çok daha basit sürprizler, etkinlikler ya da hediyeler daha çok işe yarayacaktır. Karşı tarafı tanıdığınızı hem de çok iyi tanıdığınızı gösteren sürprizler ya da hediyeler her zaman daha keyiflidir. Bak sana gelirken pamuk şeker aldım, seversin sürprizi gibi. Sana üzümlü kek yaptım gibi. Çok sevdiğin sanatçının konserine bilet aldım gibi. Sana gittiğim yerden hatıra hediyesi getirdim gibi. Küçük sürprizler. Özellikle iyi tanıdığınızı, neleri sevdiğini bildiğinizi gösterdiğiniz incelikler anı biriktirmek için her zaman ideal seçeneklerdir. 5. Ölümsüzleştirin. Şimdi de bir klasik sevgili dostlar. Anı biriktirmenin, akılda kalıcılığın en önemli unsuru o anı ya da anları ölümsüzleştirmektir. Şimdi burayı sadece selfie çekmek, hadi gülümsüyoruz, poz veriyoruz şeklinde yapmayı önermiyorum. Tamam bunlar da olur da ben biraz daha uzun süre tebessüm ettirecek şeyleri öneririm. Bir konu konuşurken kısa bir video çekmek gibi. Fotoğraf çekiyorum deyip videoyu almak gibi. Karşı tarafı çekiyorum derken kendini çekmek gibi. Yaratıcılık kısmı size kalmış. Ama silinmeye kıyılamayacak şekilde kayıtların olması ve arada hatırlatılması, anı biriktirmek ve daha sonra biriken anıları kullanmak adına güzel bir yöntem olacaktır. Ama tabii şunu da söyleyelim. Bilirsiniz şöyle bir bakış açısı da vardır. Telefon, fotoğraf makineleriyle anı biriktirmeye çalışırken o an kaçırılır genelde insanlar tarafından. O yüzden burada anı biriktirme peşindeyken o andan olmamalı. O yaşanan anları ölümsüzleştirmek yerine güzel anıları kendiniz yaratıp onları ölümsüzleştirmek çok daha etkili olabilir. Sevgili dostlar, sen sevdiğinle ne kadar kaliteli zaman geçirirsen anılar da kendiliğinden birikir. Anılar birikince de akılda kalıcılık artar. Bu işin özeti bu aslında. O yüzden anı yaşamaya, anı kaliteli halde yaşamaya özen gösterin. Kaliteyi düşüren etkenleri hayatınızdan çıkartın. Bu bir ortamsa, bu bir kıskançlık dürtüsüyse ya da kötü bir alışkanlıksa, artık her neyse. Çıkarın ki akılda olumsuz hiçbir şey kalmasın. Hep kalıcı ilişkiler içinde olmanız dileklerimle. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.